Değerli basın mensupları, bundan bir hafta önce 27 Şubat tarihinde 36 kahraman Mehmetçiğimiz, analarının kınalı kuzusu 36 askerimiz İdlib'de düzenlenen Kalleş hava saldırısında şehit düştü. İdlib'den şehit haberleri gelmeye, acımıza acı katmaya devam ediyor. 27 Şubat tarihinden bu yana İdlib'de 6 şehidimiz ve onlarca yaralımız var. Özellikle son bir haftadır 7'den 70'e milletimizin içi kan ağlıyor. Bir kez daha kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı gazilerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı diliyoruz. Değerli basın mensupları, bir yanda canını dişine takmış çarpışan askerlerimiz, diğer yanda kişisel ikbalinin kaygısına düşen bir iktidar var. Saray gerilim ve kargaşayı arttırarak hatalarının, yetersizliklerinin, beceriksizliklerinin üstünü örtmeye, gizlemeye çalışıyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son derece üzücü, demokrasimiz adına utanç verici bir olay yaşadık. Saraydan geldiği anlaşılan bir emirle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Özkoca planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Milletimizin çok güzel bir sözü vardır. Arsız kendini güçlü sanınca haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar bize bu sözü ve millet irfanının büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığını herkesten önce o koltukta oturan korumak zorundadır. Ancak Cumhurbaşkanlığı makamının bir parti genel başkanı işgal ederse neler yaşandığını hep beraber görüyoruz. Hele bu parti genel başkanı ülkeyi kutuplaştırmak, toplumu bölüp parçalamak için ağzına geldiği gibi küfür etme hakkını kendinde görürse, en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde Cumhurbaşkanlığı makamının birleştireceğini mumla arıyoruz. AK Parti Genel Başkanı dün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı koltuğunun arkasına saklanarak hiçbir edep, adap sınırı gözetmeden Sayın Genel Başkanımıza ağza alınmayacak sözlerle hakaret etmiştir. Etmedi diyen varsa buyursun, iktidara en yakın gazetenin bugünkü birinci sayfasına bir baksın. Şerefsiz, hain, alçak, sert konuştu diyor Cumhurbaşkanı. Engin Özkoç'a hakaret etti. Bu lafları söylediği zaman Cumhurbaşkanı sert konuşmuş oluyor. Bakın şunu söyleyeyim. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir derler. Biz söylesek, hakaret etti desek yalan diyecekler. Ama buyurun, kendi gazeteleri açıkça bunu yazmış. Değerli basın mensupları, AK Parti Genel Başkanı'na soruyoruz. Askerimizi hava üstünlüğü ve desteği olmadan İdlib'de dar bir bölgeye neden sıkıştırdınız? Cevap veriyor. Bunu soran şerefsizdir. AK Parti Genel Başkanı'na soruyoruz. 36 askerimiz şehit olduğunda 48 saat ortadan neden kayboldunuz? Cevap, bunu soran alçaktır. AK Parti Genel Başkanı'na soruyoruz. Askerlerimizin şehit olduktan sonra neden kahkahalarla güldünüz? Cevabı, bunu soran haindir. Ya biz bu soruları milletimiz adına soruyoruz. Biz bu soruları yüreklerine kor ateşler düşen şehit anaları adına soruyoruz. Ama AK Parti Genel Başkanı Sayın Genel Başkanımıza ağzına geldiği gibi hakaret ederek bu sorulardan ve sorumluluklardan kaçabileceğini zannediyor. Kimse partimizin bu hakaretleri içine sindirmesini bekleyemez. Nitekim Grup Başkan Vekilimiz Engin Özkoç aynı gün bu hakaretleri geldiği adrese aynı ifadeleri kullanarak iade etmiştir. Madem AK Parti Genel Başkanı bu sıkıntılı günlerde tarafsız Cumhurbaşkanlığını beğenmemiş, kendi rızasıyla parti genel başkanlığını tercih etmiştir, bu durumda tarafsız Cumhurbaşkanlığının hukuki zırhının arkasına saklanamayacağını da bilmelidir. Siyasette mütekabiliyet esastır. Ancak Genel Başkanımız AK Parti Genel Başkanı tarafından benimsenen bu seviyeye inmeyecektir.
Genel Başkanımız Erdoğan'ın hakaretleri için kendisine açılabilecek en ağır tazminat davalarını açmaya devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız AK Parti Genel Başkanı'na ederince tazminat davası açmaktadır. Bu çerçevede tedavülde maalesef 5 para olmadığı için Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar vermiştir. Değerli basın mensupları, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan zata da bir çift sözümüz vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafsız olmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukunu korumak zorundadır. Sayın Şentop, AK Parti grup toplantısında genel başkanımıza yapılan hakaretlerin ardından kendisi de bir milletvekili olan genel başkanımızın hukukuna neden sahip çıkmadınız? Dün AK Parti genel başkanı için gösterdiğiniz hassasiyeti AK Parti grubundan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı için gösterseydiniz o üzücü hadiseler yaşanmazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dün bu iş yargıya intikal etti falan da deyince Memur Adalet Bakanı da apar topar çıktı, fezleke peşinde koşmaya başladı. Memur Bakan'a anayasamızın 83. maddesinin 1. fıkrasını meclis başkanı olarak siz mi hatırlatacaksınız yoksa biz mi hatırlatalım? Sayın Başkan, üzerinize konan saray vesayetine neden karşı çıkamıyorsunuz? Sizi oraya oturtan milli iradeye ve meclisin hukukuna bari bu defa sahip çıkın. Siyasetin meclisin çatısının altında kalabilmesi için bizim gibi siz de elinizden geleni yapın. Sizi bir kez daha sarayın değil, milletin meclisinin başkanı olmaya çağırıyoruz. Bu arada şunu açıklıkla ifade edelim. Yargı tehdidiyle, kaba kuvvetle, parti memurlarının nefret söylemleriyle hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yıldırılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi köklerini Kuvayi Milliye'den, gücünü ise aziz milletimizden alır. Değerli basın mensupları, 27 Şubat'tan bu yana yaşananlar Türkiye'de tarafsız bir cumhurbaşkanlığı makamının önemini ve gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Milletin birlik ve beraberliğini temsil etmesi gereken bir makam, partili bir cumhurbaşkanının elinde milletimizi bölüp parçalayan bir makam haline dönüşmüştür. Biz 27 Şubat 2020 gecesinden itibaren sağduyumuzu ve devlet adamımızı korumaya özen gösterdik. Her sözümüzü durumun hassasiyetine uygun olarak, tartarak söyledik. Ancak kalleş hava saldırılarından sonra 48 saat ortadan kaybolan AK Parti Genel Başkanı, aynı özen ve dikkatten ne kadar uzak olduğunu daha yaptığı ilk toplantıda ve konuşmada gösterdi. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı makamından birliğimizi, beraberliğimizi tahkim edecek, acılarımızı hafifletecek mesajlar vermesini beklerken, Erdoğan iki gün sustuktan sonra 29 Şubat tarihinde partisinin genel başkanı sıfatıyla sadece kendi vekillerine seslenmeyi tercih etti. İdlib'deki hava saldırılarında 36 aslan parçamızın her biri anasının bir tanesi olan şehitlerimizin üstünü milletle adeta alay eder gibi ihracatla, turizmle, konut satış rakamlarıyla örtmeye kalktı. Milletin kişi başına geliri 12 yıl önceki seviyenin bile altına düşmüş. Büyüme %1'in altına gerilemiş. Mutfaklarda yangın sürüyor. Ekonomide anlatılan masallar Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e rahmet okutuyor. Bunlar da yetmiyor. Şehitlerimiz daha dün toprağa verilmişken alkışlarla, kahkahalarla milletin yüreği bir kez daha dağılanıyor. Şehitlerimiz daha toprağa vermeden yaşanan bu zillet, milletimizin bu yönetime duyduğu güvensizlik ve endişeleri daha da arttırmıştır. Erdoğan şehitlerimiz toprağa verildikten sonra da AK Parti Ankara İl Danışma Meclis toplantısında ve AK Parti Meclis Grup toplantısında sahne almıştır. Soruyoruz, 36 vatan evladı şehit olmuşken, kalleş bir saldırıyla ordumuz taammüden hedef alınmışken, bunun görüşülüp tartışılacağı yer AK Parti'nin İstanbul Milletvekilleri toplantısı mıdır? AK Parti'nin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı mıdır? Yoksa AK Parti'nin meclis grup toplantısı mıdır? İdlib'deki hain saldırılar sadece AK Parti'yi mi? Yoksa 83 milyon vatan evladını mı ilgilendirmektedir?
İdlib'deki saldırılar AK Parti'nin bir meselesi midir? Yoksa bu ülkenin tamamının bir meselesi midir? Eğer İdlib'de yaşananlar milli bir mesele ise bunun görüşüleceği tek adres vardır. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'dur. Çünkü şehitlerimiz milletimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şehitleridir. İşte biz bu nedenle istedik ki Cumhurbaşkanı gelsin. 27 Şubat gecesinde İdlib'de ne yaşandığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anlatsın. Bu hem anayasal bir gereklilikti, hem de bu konuda milli bir duruş sergilenmesi bakımından son derece de doğruydu. Ancak Erdoğan her zaman yaptığı gibi Cumhurbaşkanı olmak yerine AK Parti Genel Başkanı olmayı tercih etti. Milletin ve milletin temsilcilerinin karşısına çıkmaktan kaçtı. Bunun yerine kendi partililerine, kendi grubuna konuşmayı tercih etti. Yaptığı konuşmalarda da iç cepheyi tahkim etmek, milli birlik ve beraberliği güçlendirmek yerine bildiği tek şeyi yapmaya, yani Sayın Genel Başkanımıza hakaretler yağdırmaya ve milletimizi bölüp parçalamaya devam etti. Değerli basın mensupları, her askeri operasyonun, her savaşın mutlaka bir siyasi amacı, bir siyasi hedefi vardır. Erdoğan'ın 29 Şubat 2020 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda partisinin İstanbul vekilleriyle görüşmekle başlattığı ve Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında hız verdiği kampanya, iktidarın İdlib konusunda tek bir siyasi hedefi olduğunu göstermektedir. O hedef de Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. AK Parti Genel Başkanı Saddam'a söylemediği sözleri Genel Başkanımıza söylemektedir. Ama Genel Başkanımız kimin düşman olduğunu, onu düşmanın tarifini grup toplantısında çok net bir biçimde yapmıştır. Demiştir ki kim kahraman askerlerimizi vuruyorsa, kim askerlerimizi şehit ediyorsa bizim için düşman odur. Şimdi biz de Erdoğan'a şu soruyu sormak istiyoruz. Sizin için düşman tarifi nedir? Ve sizin için düşman kimdir? Erdoğan askerlerimizi şehit edenlerin ayağına koşarken muhalefeti düşman gibi göstermeye, Sayın Genel Başkanımızı ise hedef tahtasına oturtmaya çalışmaktadır. Böylesine bir vicdansızlık tarihte ne görülmüş ne de duyulmuştur. Anlaşılan saray iktidarı İdlib üzerinden demokrasimize yeni bir darbe yapmaya hazırlanmaktadır. Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın FETÖ taktikleriyle sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alınmalarıyla ve tutuklanmalarıyla gazetecilere gözdağı verilmeye çalışılması, aynı gün bunca şehit acısı varken AK Parti Genel Başkanı'nın meclis grubunda dile getirdiği açık veya kapalı tehditler, Genel Başkanımıza yaptığı ağız dolusu hakaretler, ardından Grup Başkan Vekilimiz Engin Özkoç'a yapılan planlı saldırı, İdlib'deki operasyonun siyasi hedefinin dışarıya değil, içeriye dönük olduğunu açık seçik göstermektedir. İktidar ekonomiden dış politikaya her alanda yaşadığı savrulmanın üzerine şehitlerimizin tertemiz kanlarıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret ederek, milleti bölerek örtmeye çalışmaktadır. Ancak feraset sahibi milletimiz yaşananları en iyi şekilde değerlendirmek ve sandığının önüne gelmesini beklemektedir. Bu vicdansızlığın, izansızlığın ve beceriksizliğin bedelini sandıkta atacağı şiddetli bir tokatla iktidarın suratına nakşedecektir. Demokrasiye inanan, bu ülkenin ilerici ve aydınlık kesimlerine düşen görev ise uyanık ve dikkatli olmaktır. Demokrasi ve milli irade değerleri üzerinde birliğimizi, dirliğimizi güçlendirmektir. Bugün Erdoğan kahraman askerimize bomba yağdıran Putin'in yanına uçtu. Madem Erdoğan Putin'le beraber olmayı tercih etti, hiç olmazsa 83 milyon adına, şanlı ordumuz adına, İdlib'de çarpışan ve silah arkadaşlarını şehit veren kahraman Mehmetçiklerimizin adına şu 4 soruyu Putin'in gözlerinin içine bakarak mutlaka sorması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. 1. Sayın Putin, birliklerimizin yerlerini Rusya ile koordine etmemize, yerlerini size bildirmemize rağmen askerlerimizi neden şehit ettiniz? 2. Sayın Putin, ilk saldırının ardından
Rusya'yı bir kez daha uyarmamıza rağmen ikinci saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? 3. Sayın Putin, yaralılarımızı tahliye etmek için Suriye hava sahasını helikopterlerimize neden açmadınız? Ve son olarak Sayın Putin, savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz yaralı askerlerimizi almaya gelen ambulanslarımıza bile ateş ettiniz. Milletimiz haklı olarak Rusya'dan bu soruların cevabını beklemektedir. Erdoğan o masadan milletimizin beklediği bu cevapları almadan ve Mehmetçiğimize yapılacak yeni kalleş saldırıları önleyecek güvenceleri almadan asla kalkmamalıdır. Moskova uçağında seyahat eden mahiyet memuru gazeteciler de sorabilirlerse Putin'in bu sorulara ne cevap verdiğini Erdoğan'a bir zahmet soru versinler. Sözlerimin sonunda Yüce Allah şanlı ordumuzun, kahraman Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, Mehmetçiklerimizin ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Fox Haber, Fırat Irmak. Efendim iki sorum olacak. İlki, dün yaşananlar sonrası Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım vardı. Engin Özkoç'u kastederek yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz. Bir fezlekeden bahsediyor. Bir fezleke hazırlandı mı? Sizin bilginiz var mı? Bir de bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu açıklamayı Adalet Bakanı'nın yapmış olmasını hayretle değerlendiriyorum. Çok açık söyleyeyim. Anayasanın 83. maddesinin 1. fıkrası açık. Meclisin çatısı altında milletvekillerinin söyledikleri sözler tam sorumsuzluğa tabidir. Ne cezası açacak, ne davası açacaklarmış? Tazminatsa o ayrı, onu açacak yer bellidir. Ama onun dışında bir dava açma gibi bir hak şu anda ortada yoktur. Ben hem meclis başkanının, milletvekilinin bu hukukuna sahip çıkmasını bekliyorum. Hem de Adalet Bakanı'nın bu yanlıştan, bu hatadan bir an önce dönmesini bekliyorum. İkincisi de gazeteci Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmeniz, görüşünüz. Yani mecliste söylenmiş olan sözler var. Bakın yine burada. Bir milletvekili mecliste bu olayı anlatıyor. Barış Terkoğlu da o olayı anlatıyor. Barış Terkoğlu o olayı anlattığı için tutuklanıyor. Hem de gece yarısı sabaha karşı evinden alınmak suretiyle. Onunla beraber bir başka gazeteci arkadaşı da gözaltına alınıyor. O da tutuklanıyor. Arkadaşlar, basına baskı yaparak, bir takım haberlere karartma uygulayarak bu işlerin sorumluluğundan kurtulamazsınız. Bu nedenle açıkçası yani Sayın Terkoğlu'na yapılan, yine gazeteci arkadaşı Hülya Hanım'a yapılan bu hareketi, bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Bir an önce bu yanlıştan geri dönülmesini bekliyoruz. Yoksa bu başka şeylerin habercisidir. Evet. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.